Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz Karadeniz bölgesinde ve Ordu yöresinde yetiştirilmekte olan ve yöre insanı tarafından çok sevilerek tüketilen turuncu hurmadan, yani Trabzon hurmasından veya diğer adıyla cennet hurması olan ya da diğer adı Japon hurması olan meyvemizden konuşacağız arkadaşlar. Turuncu hurma ılıman iklimlerde yetişebilir arkadaşlar. Yüksek nemi sever fakat aşırı soğuğa dayanamaz sevgili arkadaşlarım. Uzun yıllar yaşayabilen uzun ömürlü bir meyve ağacımızdır turuncu hurma meyvesi. Ilıman iklimin sahip olduğu her alanda rahatlıkla yetişebilir arkadaşlar. Hemen hemen bütün bölgelerimizde yetişebilmesine rağmen en fazla Karadeniz bölgesinde yetiştirilen bir meyvedir turuncu hurma. En fazla Karadeniz bölgesinde yetiştirilen ve tüketilen bir meyve olduğu için sevgili arkadaşlarım geniş bir tarım alanına sahiptir. Ve yüksek kesimlerde yetiştirilmesi zordur arkadaşlar. Çünkü soğuğa hiç dayanamaz sevgili arkadaşlarım ve rüzgarı da sevmez sevgili arkadaşlar. Çünkü fazla rüzgar bu meyvemizin hem meyvesine, hem yapraklarına, hem de ağacına zarar vermektedir. Bu meyvemizin dalları çok hassastır ve sevgili arkadaşlar, en ufak bir darbede zarar görebilmekte ve kırılabilmektedir. Organik madde bakımından zengin olan toprakları ve etli olan toprakları sever arkadaşlar. Yani bu meyveyi diktiğiniz yerin toprağının sığ olmaması gerekir. Güzel, organik ve etli bir toprağa dikmeniz gerekir bu meyvemizin fidanını. Bu meyvemizi de arkadaşlar genellikle ilkbahar mevsiminde dikmemiz gerekir. Ve sevgili arkadaşlarım turuncu hurma genellikle çelik aş yöntemiyle çoğaltılır. Turuncu hurma vitamin ve mineral deposu bakımından çok zengindir arkadaşlarım. Özellikle A vitamini, B1 vitamini, B2 ve B3 vitamini ve C vitamini bakımından çok zengindir. İçerisinde sevgili arkadaşlarım potasyum, fosfor ve benzeri pek çok ekstra vitamin ve mineraller de bulunmaktadır. Antioksidan oranının çok fazla olduğu meyvelerimizin başında gelir sevgili arkadaşlarım turuncu hurma veya Trabzon hurması. Antioksidan oranının fazla olmasından dolayı da sevgili arkadaşlarım vücudun savunma mekanizmasını korur. Kansere karşı arkadaşlar vücudumuzu savunur. Haliyle bağışıklık sistemimizin arkadaşlar kuvvetlenmesini, güçlenmesini sağlar. Turuncu hurma ülkemize arkadaşlar Japonya'dan getirildiği için bazı yörelerde ve bölgelerde Japon hurması olarak da adlandırılmaktadır. Trabzon hurmasının faydaları sevgili arkadaşlarım sayılamayacak kadar çoktur. Bu videomda size aklıma geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar Trabzon hurmamızın faydalarından da bahsedeceğim. Trabzon hurması hem çok lezzetli hem de lif bakımından sevgili arkadaşlar çok zengindir. Bu nedenle de kilo vermeye yardımcı arkadaşlar olan meyvelerimizden biridir. Tam bir lif deposudur sevgili arkadaşlar. Lifli gıdalar sevgili arkadaşlar bağırsaklarımızı çalıştırdığı için metabolizmayı hızlandırırlar ve hızlı kilo vermeyi sağlarlar. Tam bir arkadaşlarım mucizevi bir meyvedir bu. Erken doymayı sağlar ve tokluk hissi uyandırır. Kilo vermek isteyen arkadaşlarımız rahatlıkla bu meyveyi ara öğünlerde kullanabilirler. Bu meyvemizin tohumları arkadaşlar Kasım ayından sonra olgunlaşır ve Kasım Aralık aylarından itibaren de toplanmaya başlanır. Sizin de gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlarım Trabzon hurması veya cennet hurması sevgili arkadaşlar sarı ve turuncu renklerindedir sevgili arkadaşlar ve yaklaşık olarak bir elma büyüklüğündedir. A vitamini bakımından çok zengin olduğu için sevgili arkadaşlarım göz hastalıklarına iyi gelir ve ekstra
depresyona iyi gelmektedir sevgili arkadaşlar. Damarlarımızı genişleterek kan akışımızı hızlandırır sevgili arkadaşlar ve böylece tansiyonu düzenlemektedir. Antioksidan oranının yüksek olmasından dolayı bağışıklık sistemimizi güçlendirmektedir. Bağırsak ve mide hastalıklarına karşı da iyi geldiği bilinmektedir. Alternatif tıpta sıkça kullanılan, faydalanılan meyvelerin başında yer alır arkadaşlarım. Kırmızı kan hücrelerini sevgili arkadaşlar artırır, şeker hastaları için de faydalıdır ve hemoroide de iyi geldiği bilinen meyvelerin başında yer alır. Kış aylarında sevgili arkadaşlar pazarlarda ve manavlarda, tezgahlarda bolca bulabileceğimiz meyvelerimizden biridir. Cennet hurmasının sevgili arkadaşlar yağ oranı düşüktür, karbonhidrat içeriği de düşüktür. Bu nedenle kolaylıkla kilo vermede kullanacağınız meyveler arasında yer alabilir. B1 ve B2 vitaminleri bakımından da çok zengin olmasından dolayı sevgili arkadaşlarım, karaciğerin sağlıklı biçimde çalışmasını sağlar. Özellikle karaciğer rahatsızlığı olan sevgili arkadaşlarımın aşırıya kaçmamak şartıyla mümkün mertebe tüketmek durumunda olduğu meyvelerin başında gelmektedir. Trabzon hurması da gene çekirdekli meyvelerimizden biridir arkadaşlarım. Ve Trabzon hurmasının çekirdeği kara şişliklerine, bağırsak gazlarına ve vücuttaki toksinlere karşı çok faydalıdır. Kalp dostu besinler arasındadır ve sevgili arkadaşlarım kalp ritmini düzenler, kan akışını düzenler, haliyle tansiyona iyi gelmektedir. C vitamini oranının da çok yüksek olmasından dolayı arkadaşlar grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarımızda da gene tüketmemiz gereken meyveler arasındadır sevgili arkadaşlarım. Özellikle balgam söktürücü bir özelliğe sahiptir. Ve sevgili arkadaşlarım tatlı krizlerine de iyi gelen meyvelerimizin başında yer alır. Yüksek oranda potasyum içerdiği için sevgili arkadaşlarım enerji verir, yorgunluğumuza karşı iyi gelir ve strese karşı da haliyle iyi gelir. Vücut direncimizi artıran meyveler arasındadır sevgili arkadaşlarım ve bağırsak iltihaplarına karşı da iyi geldiği bilinmektedir. Trabzon hurmasının yani cennet hurmasının sevgili arkadaşlar pek çok kullanım alanı vardır. Mesela biz Karadeniz insanı olarak sevgili arkadaşlar Trabzon hurmasını şu şekillerde kullanabilmekteyiz. Örneğin sevgili arkadaşlar zamanı geldiğinde biz bu meyvemizi dalından taze taze yaş olarak tüketmekteyiz bir. Daha sonra sevgili arkadaşlar kışa saklarız ve çürümesinin önüne geçmek amacıyla sevgili arkadaşlar bu meyveyi dilimleyerek veya ipe dizerek arkadaşlar kurutarak tüketiriz. Veya sevgili arkadaşlarım bu meyvemizin marmalitini yapmaktayız. Veya sevgili arkadaşlarım pekmezini yapıyoruz ki şahane olmaktadır, tavsiye ederim. Ayrıca sevgili arkadaşlar dilimleyerek reçelini yapıyoruz. Veya sevgili arkadaşlar yapraklarını veya kendisini kurutarak çay olarak tüketebilmekteyiz, tüketiyoruz arkadaşlar. Trabzon hurmamız sevgili arkadaşlar bağırsak ve mide sistemini düzenlediği için kabızlığa karşı da iyi gelir. Aynı zamanda ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına karşı da iyi gelmektedir. Önemli belirtmek istediğim önemli bir husus daha var ki sevgili arkadaşlarım. Her şeyin çoğu zarar, azı karar olduğu gibi bu meyvemizin de arkadaşlar tüketiminin de aşırıya kaçmamamız gerekir. Örneğin günde 1-2 tane şeklinde tüketilmeli arkadaşlar. Daha fazlasına mümkün mertebe tüketilmemesi gerekmektedir. Bu meyvemiz B1 ve B2 vitaminleri sayesinde beyin sağlığına ve hafızaya karşı çok iyi gelmektedir sevgili arkadaşlar. Ve damar tıkanıklığından kaynaklanan kalp hastalıklarını da önlediği bilinmektedir. Cennet hurması sevgili arkadaşlar kişilerin tercihine bağlı olarak tüketilebilir. Örneğin isterseniz bu meyvemizi sevgili arkadaşlar bu şekilde dilimleyerek yiyebilirsiniz. İsterseniz
iyice olgunlaşmasını sağladıktan sonra şu kısmını kesip sevgili arkadaşlar küçük bir çay kaşığıyla veya tatlı kaşığıyla da tüketebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ha, tadı birazcık bu haliyle yemek istediğinizde tadı birazcık buruk gelebilir size. Dilinize biraz batışabilir. Ancak lezzeti şahanedir. Tamamen kişilerin tercihine bağlı olarak istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Cilt güzelliğine ve cilt sağlığına karşı da çok faydalı olan meyvelerimizden biridir. Turuncu hurmamızın sevgili arkadaşlar bu kadar faydalı, bu kadar sağlıklı olduğunu öğrendikten sonra şimdi size çok tüketildiği takdirde ortaya çıkabilecek zararlarından da kısaca bahsetmek isterim sevgili arkadaşlarım. Bu meyvemiz çok şekerli bir meyve olduğu için değerli arkadaşlar fazla tüketilirse kilo aldırabilir değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi günde birkaç tanenin üzerine çıkılmaması gerekir sevgili arkadaşlar. Özellikle de geceleri çok fazla tüketirseniz ister istemez kilonuz artabilir. Veya sevgili arkadaşlarım alerjik bir yapıya sahipseniz fazla tükettiğiniz zaman belki alerji yapabilir arkadaşlar. Normal bir şekilde tüketirseniz sevgili arkadaşlar mide ve bağırsak sistemini düzenlemektedir. Fakat aşırı şekilde tüketirseniz sevgili arkadaşlarım sindirim problemleri oluşabilir. Örneğin ishal olabilirsiniz. Veya sevgili arkadaşlar karnınızda şişkinlik yapabilir. Özellikle de çok şeker içermesi bakımından şeker hastalarının günde 1-2 tanenin üzerinde tüketmemesi gereken meyvelerin başında gelir. Çünkü fazla tüketilirse kan şekerini yükselteceği için haliyle şekerleri fırlar. Büyüklerimizin de dediği gibi arkadaşlar her güzelin mutlaka bir kusuru bulunur. Bu meyvemizi de sevgili arkadaşlar çok fazla seviyoruz diye aşırıya kaçmamamız gerekir. Yediğimiz içtiğimiz her şeye sağlığımız oranında dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu videomda da sevgili arkadaşlar aklıma gelen dilim döndüğü oranında arkadaşlar Karadeniz bölgesinin önemli değerlerinden biri olan turuncu hurmamdan bahsettim. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.